Herkese merhabalar. Şimdi sizlerle aslında çok çok önceden yapmamız gereken ama şimdi aklımıza gelen bir şeyin konuşmasını yapacağız. İlk olarak bu video bir neydi lan onun ismi? Çekiliş videosu. Bunu burada net bir şekilde söylemiş olalım. Videoyu sonuna kadar ayrıntılı izleyin. Gerekirse neydi? Adblock kullanarak izleyin. Para kazanmak için demiyorum bunu. Neden? Yaptığımız çekilişlerin videolarını sonuna kadar izlemiyorsunuz. Sadece YouTube'a çekiliş yazıyorsunuz. Bütün çekilişlere katılıyorsunuz sevgili zeki arkadaşlarım. Ondan sonra bana diyorsunuz ki ben oydu, ben buydu, ben şuydu demeyin. İlk olarak çekilişimiz ne? Bir önceki bir çekilişimizde karambitler vardı fotoğrafın başında ve hediye çekleri vardı. Orada bir hediye çeki çekilişi yaptık. Bunu çoğunuz biliyordu. Bilmeyenler de çıkmış. O bilmeyenler de videoyu sonuna kadar izlemeyenler. Ben videonun başında bir arada zaten karambit çekilişi yap demedim. Videonun başında da karambit çekilişi yazmıyor. Kapağında da karambit çekilişi yazmıyor. Ama karambit çekilişi yaptığımızı zannederek girenler olmuş, sonra üzülenler olmuş bana mesaj atanlar da. Şimdi de sırf onlar için, onların da gönlü olsun diye karambit çekiliş yapıyoruz. Okey mi? Çınar Ekstrem yardımlarıyla, katkılarıyla bir karambit çekiliş yapıyoruz. Şimdi bunları burada belirttikten sonra bu videoyu neden baştan çekmemiz lazımdı, daha önceden çekmemiz lazımdı dememin sebebi şu. Bu video aslında sizin bizzati görev videonuz. Ama bu görevi biz vermiyoruz. Aslında bize de verilmiş bir görev. Hani insani bir görev. Neden? Dünyada yaşayan tek varlık biz değiliz. Kediler, köpekler, sokak hayvanları, kuşlar, bir sürü hayvan var. Ve bu hayvanlar yaz aylarında çok aç kalıyor. Çok susuz kalıyor. Bu sebepten ötürü bizlerin de bir şeyler yapması gerekiyor. Videoya katılmanın en kolay yolu şu. Çekilişe katılmanın en kolay yolu şu. Bir kağıt alıyorsunuz. Kağıda keskin güç yazıyorsunuz. Kağıtla bir video çekiyorsunuz. Videoda gidip sokağın bir yerine, sıkıntı çıkmayacak bir yere, güzel bir şekilde tatlış bir kutuya su koyuyorsunuz. En kolayı bu. Su koyuyorsunuz, bir yere bırakıyorsunuz. Ondan sonra suyu bırakıyorsunuz. Hani videoda da gösteriyorsunuz bunu. Konuşmanıza gerek yok. Konuşursanız da olur. Sıkıntı değil. Biz bunları videoda kullanacağız. Çekilişe katılma şartı budur. Aslında bunu çekilişe katılmadan da yapın. Hani bunu bizzat aslında size bir zaruri olarak görmeyin bunu. Hayvanlar gerçekten çok susuzluk çekiyor. Yaz aylarında aşırı susuzluk çekiyorlar. Hani ciddi manada bir sadece kendinizi düşünmeyin. Dışarıdaki hayvanları da düşünün. Ben yani av sever olarak aşırı bir de hayvan severimdir. Bu gerçekten çok çoğu av sever, aşırı hayvan severdir aslında. Hani bu konuya çok özen gösterelim. Bunu da ben burada yapıyorum. Bu bizi uğraştıracak bir şey. Hem su, hem mama, hem yiyecek bir şey bırakan dostlarımız çekilişe iki kez katılmış olacak. Misalen sallıyorum. Ahmet Yıldırım. Aa ne güzel, bizi iyi tutturdun. Ahmet Yıldırım ismi diyelim değil mi? Hem su bıraktı, bir kere su bıraktı, bir kere yazılı. Hem su, hem mama bıraktı, iki kere ismi yazılır. Bu gerçekten çok az katılım olacağını düşünüyorum. Çünkü çoğunuz üşeneceksiniz buna katılmaya. Videoya katılmıyor, yani şeye katılmıyorsunuz bile gerçekten. En azından pencerenizin önüne bir tabağa su koyun. Neden abi? Gerçekten hayvanlar çok susuzluk çekiyor. Kenarda köşelerde görebiliyoruz, bahçelerde hayvanlar ölmüş şekilde. Susuzluktan ve açlıktan yazın gerçekten hayvanlar çok susuzluk çeker. Çünkü kışın en azından hani bir yerlerde bir su birikintisi, bir yağmur birikintisi bulup su ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ama yazın onlar da buharlaşıyor. İçecek, yiyecek bir şeyleri kalmıyor hayvanların. Hani halsizlikten kendilerini gölgeye atıyorlar, bayılıyorlar orada. Bu sebepten ötürü bizim de bilinçli bir şekilde davranmamız gerekiyor. Tek bir karambit verilecek çekilişte. Devamı gelecek. Yine bu şekilde hayvanlara yardım şeklinde devamı gelecek. Farklı markalarla görüşeceğiz. Size yine çekilişler yapılacak. Hani kaybettim, o oldu, bu oldu, şu oldu demeyin. Katılın çekilişlere. Ciddi manada bu videoda, bu şeyde, çekilişte bir adet karambit Çınar Ekstrem sponsorluğuyla, yardımlarıyla, katkılarıyla sizlere hediye edilecek. Farklı markalarla da görüşeceğiz. Bunun bir seri halde devamını getireceğiz. Tek istediğimiz şu. Aşağıya bıraktığımız maile çekilişe böyle katıldım. Ha? Yaz oraya da. Aynen şuraya bir mail. Bunu ben yazarım ya, sıkıntı değil. Hangisini yollasınlar? Keskin gücü mü yollasınlar? Yok ya, o keskin güç yazıyorlar sonra yollayamıyorlar ya. Yani. Ya hangisini yollasınlar? Buraya yazdığımıza yollasınlar. Buraya yazdığımıza yollayın, biz ona sonra karar veririz. Şeye katıldım yazıyorsunuz. Bak biz, benim bu çekilişler normalde nasıldır biliyorsunuz. Bir program koyarsın, herkes katılır, ondan sonra yaparsın. Öyle değil bu çekiliş, bu çekiliş. Şu şekilde sadece mail yollayanları biz tek tek yazacağız. Bunları bir kağıda çekilişi yaparken de bunda bir videoda olacak. Artı diğer çekilişinde görüntülerini buraya koyarız. Canlı yayında yaptım Instagram'dan, dediğim gibi. Buna da katılmak istiyorsanız şuradan Instagram'a katılabilirsiniz. Onun görüntüleri benim bilgisayarda. Onu da editini yapar, videonun sonuna koyarım bir önceki çekilişin.
hediye çeki çekilişinin görüntülerini koyarım. Tamamen sıkıntısız bir şekilde yapıldı. Diğer çekiliş aynı şekilde canlı yayında yapılacak. 3 hafta ya da 4 hafta sonra yapılacak bu çekiliş. Bunu da burada söylemiş olalım. Neden herkesin katılmasını istiyoruz bu çekilişe? Ne kadar fazla kişi hayvanlara su verirse bizim için o kadar güzeldir. Eğer çekiliş açıklandıysa, biz zaten videonun başının bir yerine çekiliş açıklandı yazarız. Siz de çekiliş açıklansa bile dışarı hayvanlara su ve yemek bırakın. Bu konuda ciddi manada özen gösterin. Biz göstermeye çalışacağız elimizden geldiği kadar. Siz de özen gösterin. Hani ben bir abiniz olarak, madem beni 50 bin tane insan takip ediyor, sevdikleri için takip ediyor. Benim yakışıklı değilim. Para yok, vücut yok, öyle çok özel bir yeteneğim de yok. Madem beni takip ediyorsanız seveniz için bir sebep vardır. Eğer seviyorsanız da gerçekten bu konuda hani size bir öneri, bir istek, bir rica olarak dışarıya hayvanlara su ve mama bırakmanızı sizden rica ediyorum dostlarım. Sevgili kardeşlerim, durum bu şekildeydi. Bunlar devam edecek. Eğer gerçekten büyük bir ilgi olursa çok çok daha fazla şeyler yollanarak bu devam edecek. Güzel bir ilgi olursa yapmanız gereken sadece şu. Size 1 dakikalık 5 dakikalık video çekin demiyorum. 7-8 saniye bile olabilir. Bir kağıda keskin güç yazıyorsunuz. Dışarı çıkıp bir yere su bırakıyorsunuz. Kolay, katılmanın en kolay yolu bu. He ben şansımı arttırmak istiyorum diyorsan ne yaparsın? Gidersin abi mama da bırakırsın. 2 kere ismin yazılır. Eğer ortaya çok güzel şeyler çıkaran dostlarımız olursa, internette izliyorum yapıyorlar. Bir tane kanal hayvanlara su vermek için bir şey başlatmış, yoğurt kovalarını mahalleden topluyor. Su şişeleri var ya, su şişeleri, yoğurt kovalarını topluyor. Onun dışında güzel bir şekilde hayvanlar için su dökmeyin veya işte çöpe atmayın tarzında yazılar bırakıyor. Onları gidiyor dağıtıyor. 4-5 arkadaş bunu yapıyorlar. Böyle bir şey yaparsanız, gerçekten bizi çok etkileyecek bir şey çıkarsa, bunu şimdi söylediğim için acaba bana biraz kızabilir. Gerçekten böyle bir şey ortaya çıkarsa, hani böyle çok kaliteli bir şey çıkarsa ben ona özel bir hediye vereceğim. Çok kaliteli bir şey çıkarsa ben özel bir hediye vereceğim. Ama yine de çok çok kaliteli değil ama güzel şeyler ortaya çıkan arkadaşlarımızla, çıkaran arkadaşlarımızla, herkes bu arada numarasını da yollasın mail yoluyla. Biz sizin sapığınız değiliz. Sizin gidip yani işletecek plan da değiliz. Herkes bize numarasını da yollasın. Çok güzel şeyler çıkaran arkadaşlar, hani güzel böyle kaliteli içerik çıkaran arkadaşları telefonla bizzat ben kendim özel numaradan arayarak tebrik edeceğim, teşekkür edeceğim. Hani bu şöyle bir şey olacak. Bir, Karambit kazanacak. Hediyenin çekilişi kazanan Karambit kazanacak. Çok güzel bir içerik çıkarmış biri dostumuz. Bizzat benim tarafımdan bir ödülle ödüllendirilecek. Ben kendim şahsi bir ödül vereceğim. Hatta İstanbul civarındaysa onu bir yerde bir hani denk elden vereceğim. Bir yere çağıracağım. Gerekse bir yemek, gerekse bir kahve. Hani gerçekten güzel bir içerik çıkarsa bizi etkileyecek çapta bir içerik. Diğeri de güzel bir şey çıkarmış ama ikisine iki kategoriye de girememiş. Onları da bizzat telefonla arayacağım. Durum bu şekilde. Çekilişe katılmak gayet kolay ve insani bir görev. Biz de böyle görüyoruz. Biz zaten gerekli kadar yapıyoruz. Arka bahçede videolarda bile gördüğünüz gibi bir sürü kedi var. Bizim arka bahçede şu an 4 tane yavru var. Hani yavru dediğim 3 aylık falan kediler. 2-3 tane büyük var. Kirpi var arka bahçede. Hani her türlü envai çeşit hayvanat bahçesine döndü. Biz de onlara gerekli yardımları yapıyoruz zaten. Su olsun, yiyecek olsun. Hatta bunu da bir iki videoda... Ya benim çoğu videomda aslında hayvanseverliğimi gördüler ya. Kedi, yavru kedileri almıştık ya. Çok eski bir video. Charlie Chaplin videosu muydu? Charlie Chaplin. Bayağı eski bir video. Hani bu konuda ciddi manada biz özen gösteriyoruz. Takipçilerimizin de özen göstermesini istiyoruz. Bu insani bir görev. Kesinlikle prim yapma amacıyla değil. Hani primci deyin anasını satayım. Bir sürü insan izlesin dışarı su bıraksın da bana primci deyin. Ben bunu da kabul ediyorum. Hani eyvallah derim yani buna. Yeter ki ne kadar fazla insan izleyip ne kadar fazla insan bunları yaparsa, bazı belediyeler bu konuda çok iyi çalışıyor. Adalar Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi'nde bir iki tane çalışmasını gördüm ama çoğu böyle köşede kalan, kıyıda köşede kalan illerde, ilçelerde bu tarz şeyler yapılmıyor. Sizden tek istediğimiz bu. Eski bir tabak olabilir. Eski bir çanak olabilir. Bir su bidonunun yarıdan kesilmiş hali olabilir. Bir yoğurt kovası olabilir, çöpe gidecek. Bunları bu şekilde değerlendirin ve bunu sürekli yapın. Sadece çekilişe katılmak için yapmayın. Hani biz bunun devamını zaten getireceğiz sizi daha çok teşvik edip bu işe alıştırmak için ama siz bunu yapın, hani kendi isteğiniz için yapın. Bu videomuz fazla uzamasın. Sonuç olarak çekiliş videosu. Sonuna bir önceki çekilişin şeyini koyarız biz. O çekilişi de Instagram üzerinden canlı yayında yaptık. Bir taraftan da Alican kamerayla kayıt aldı. Kazananlara mail yolladım bizzat. Bu videoda, bu çekilişte şey istememizin sebebi şu. Numara istememizin bir sebebi de şu arkadaşlar. Kazananlara mail yolluyorum. Adamlardan sadece 2 tanesi bana geri dönüş yapıyor. 5 kişi kazandı, 2 tanesi geri dönüş yapıyor. Ulan çekiliş kazanıyorsun, takmıyorsun bile. Hani olay bu şekildeydi. Umarım güzel bir katılım olur. Güzel bir katılım olursa ciddi ciddi söylüyorum. Tanıtımını yaptım, reklamını yaptım her markada aşırı şekilde
Yani baskı uygulamak değil de rica edeceğim. Onların da hayvansever olduklarını düşünüyorum. Çınar Ekstrem'e de buradan tekrar teşekkür ediyorum. Zaten kendisi gerçekten kedi sever. Aşırı şekilde kedi sever. Gerek kendi hikayelerinde yani paylaşımlarında gördüğüm kadarıyla gerçekten hayvansever bir insan. O ilk konuda, o ilk olarak bize bu konuda destek oldu. Açıkçası bizim de bu konuyu konuştuğumuz ilk insan o. Diğer markalarda da aynı şekilde üstlerine gideceğim ve sizin için hani yani rica edeceğim, bastıracağım hani yapalım abi, yapalım abi, yapacağım. Ve size gerçekten eğer güzel bir katılım olsa bunun devamlılığını getireceğim. Videomuz bu şekildeydi. Dediğim gibi videonun sonuna bir önceki çekilişi ekleyeceğim. Kazananlarını da fotoğraf olarak ekleyebilirim veya direkt video olarak hani can çekmiştim ekleyebilirim. Videomuz bu şekildeydi. Bu arada sizden güzel bir paylaşım bekliyorum. Paylaşım yapın ki katılım artsın. Şöyle bir şey düşünmeyin. Katılım artarsa benim kazanma ihtimalim düşer gibi düşünmeyin. Eğer katılım artarsa bu bir seri haline gelir ve sürekli olarak çekiliş olur. Belki gerçekten güzel bir katılım olursa acaba ben bunu gerçekten düşünüyorum. Haftada bir çekiliş olur. Kimse bize sponsor olmasın, kendi koleksiyonundakileri dağıtır bana. Benim için hiç problem değil. Yeter ki insanlar gerçekten bu alanda güzel şeyler çıkarsın. Gerçekten bu alanda kendimizi geliştirelim. Ya keskin güç ailesi olarak hayvanseverliğimizi her yere duyursak bile bize yeter. Anladın? Olaylar bu şekilde. Paylaşımları unutmayın. Paylaşın ki insanlar görsün. İnsanlar çekilişe katılmaz zaten gören insanların çoğu. Çünkü sadece siz bıçak seviyorsunuz. Diğer insanlar sevmiyor. Hadi buradan da size bir şey söylemiş olayım. Hani diğer insanlar bıçak sevmiyor. Adam niye çekilişe katılsın ki? Ama belki gaza gelir. Gider dışarıya su mama bırakır. Arkadaşlar ben de yoruldum. Fazla konuştum. Belki boş yaptım. Farklı fikirleri olanlar aşağıya yazabilir. Dediğim gibi video olarak istiyoruz. Şuraya tekrar koyuyorum. Bıraktığımız maile yolluyorsunuz. Bu mailden biz tek tek inceliyoruz. Çekilişi tek tek kağıtlara yazarak bir yerde Instagram'da canlı yayında yapacağız. Bunu da tekrar belirtiriz. kerem.reus3sl'i aşağıya ben bırakırım da yine de söylemiş olayım. Takip edin, takipte kalın. Bu çekiliş 3 ya da 4 hafta sonra yapılacak. Bunu da burada belirtmiş olalım. Telefon numaranızı yollamayı unutmuyorsunuz. İsim soy isim yollamayı unutmuyorsunuz. Kendi mailinizden yolluyorsunuz. Çünkü dönüşü kendi mailinizden yaparız büyük olasılık. Telefon numaranızı da yolluyorsunuz. Ben de sizi arıyorum. Bunu unutmayın. Bunları unutmayın. Yolladığınız videoları bir videoya yaparak paylaşacağım bu arada. Bunu da unutmayın. Her birinizin ismiyle. Ay yoruldum abi. Çok konuştum ya. Hadi beyler görüşürüz. Allah'a emanet olun. Size bedava bıçak yolu işte. Daha ne istiyorsunuz? Bak bak. Beyefendi keyfe bak. Şimdi nasıl korkacak? Selamünaleyküm. Kalk 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 da geçeyim. Şşş. Alo kalk. Kısa lan kalk. Lan kalk. Allah'ım yarabbim de bana tıslıyor ya. Rahatsız. Oğlum manyak mısın lan? İntihar etti. Benim ayakkabım yok. İşte kamerayı da vurdum. Nerede benim o yadigar eski küçük kameram? Öküz gibi o taşınmıyordu. Bak saksıyı düşürmüşler. Sizin ananız babanız nerede lan? Onlar nereye kaçtı? Lan zıplamaya çalışma. Senin öyle bir yeteneğin yok. Bunun altına girmediniz ama. Şunlara bir sabah suyu verelim ya. Evet. Onu kullanabiliriz. Eskiden bir videoda kullanmıştık. Onu kullanamayız. Şimdi kendi kendime kameraman olacağım. Evet. Ali Can yok yani. Aynen. Oo süper. Kameramansız keskin güçün drama. Şimdi bunu nasıl kessem bu hayvanlar rahat içer. Oğlum bunların ağzını burnunu keser mi lan bu? Sen git o kadar bıçaktan en saçmasını al. Suyumuz hazır. Şu bıçağı alalım. Şu şekilde yaptım. Havaların ne kadar... Allah'ım burayı ne hale getirmişler. Ben burayı daha yeni temizledim ya.
Bunlar normalde 3 yavru, 2 büyük. Bizim bahçenin tayfası. Şurayı şöyle bırakıyorsunuz. Bak bunu sadece göstermelik yap. Normalde daha farklı bir muamele uyguluyoruz. Kağıdı çıkarıyorsun. Yandan bu şekilde gösteriyorsun. Tabii bu benim cebimde gariban. Oğlum yazı gözükmüyor lan. Dur. Hayatta odaklayamam. Tek şey var şu an elimde. Dur serçe parmağımı bakayım yapabilecek miyim? Olay bu şekilde. Yani katılması bu kadar kolay. Sabah sabah ben de ağız burun birbirine girmiş. Tabii siz böyle küçük bir pet şişeye koymayacaksınız. Ben size sadece örnek olsun diye söyledim. Adam akıllı bir şey koyayım. Nişanser. Bunu bıçak çekilişi zannedenler varmış. Biz videoyu sonuna kadar izlemedikleri buradan belli oluyor. Ama bu kadar çok arkadaşımız bıçak çekilişi zannettiği için biz bıçak çekilişi de yapacağız. Hani böyle bir zaruriyette kaldık. Şimdi onu ayarlıyoruz. Ciddi manada şu an onu ayarlıyoruz. Yani şu an değil de bugün mesela onunla ilgili bir sürü konuşma yapıldı. Hatta size bıçakla ilgili baya baya bir çekiliş gelecek galiba. Aynen. Hangi bıçağın veya neyin çekiliş yapılacağı tam olarak belli değil ama size baya baya bir bıçak çekilişi gelecek bildiğim kadarıyla. Çekiliş oldu kardeşim. Arkadaşlarımız katıldı. Bugün katılım bitti. Lan sen çıkıyorsun kamerada. Bugün katılım bitti. Eyvallah hayatta kalma rehberi. Evet şimdi... Kayıttayım ben. Kayıtlı mısın sen? Buradan dostlarımızı da bir gösterelim. Şu an burada olanları. Ekrana da otursan. Bir kıyamız olsun. Fokusla. Ekrana tut. Ekrana nasıl tutayım? Beni göster. Lan al işte bildim. Dur sen bekle. Ha şöyle mi yapayım? Hı-hı. Dur tamam bir dakika bekleyin. Ha şöyle. Şu an yayında olanları da bir görsünler. Hayır videoda dalavere malavere olmadığı belli olsun. Onun girişini de yapalım mı? Şöyle yavaştan kaydedeyim. Tamamdır. Evet beyler. Gördüğünüz gibi canlı yayında bu dostlarımız vardı. Onların huzurunda çekilişimizi yaptık. Şimdi hazır mısın Ali Can Bey? Ona girişi artık zaten başka şekilde yapacağım dediğim gibi. Hazırım. Buradan... Tıkla. Net misin? İstersen ya? Sayfayı yenile. Sayfayı mı yenileyim? Yenileyelim. Tamamdır. Tamam mıdır? İstediğin zaman tıklayabilirsin. Niye netlemedi bu ya? Netlesene. Meral yorumlarınıza yetişemiyorum şu an şeyle ilgilendiğim için. Patırt. Yaptım. Ne? Drava mı basacağım? Ne yazıyor bilmiyorum. Sayı mı istiyor? 5 diyor. Tamam 5 kişi. Doğru. Altına ne yazıyor? Ben buradan göremiyorum. Ya bilmiyorum. Basıyorum işte. Ya, bas bakalım inşallah. Evet. Ne yapıyorum şu an? Aha bastım. Ha, %46 diyor. Netlesene şunu salak telefon. Ha, açıklandı. Evet. Evet açıklandı beyler. Fatih Yıldız, Enes Yayla, Ali Özaşık, Nurullah Ölmez, Murat Bingul. Bingul mu diyor. Şimdi Ali Can Bey o kamera sabitse sen şunu bir tut. Şunu yakın bir şekilde. Şey mi tutayım? Ha. Buraya tut ya. Hemen buradan dostlarımız görsünler hani bir olayda şey olmadığını. Bu bir hangisi sıfır hangisi? Fatih Kerem Ergül'e gireceğim. Bire gireceğim. Bir mi? Şuradan hemen girelim. E-posta yaz. Konu... şöyle... Hediye çekiyor. Alıcılar. Hemen buradan. Fatih Yıldız. Power 27, 23 Fly bir şey diyor. CTRL-C yapıyorum. CTRL-V yapıyorum. 1. İkinci kardeşimiz H. Enes Yayla. Enes alttan tire. Neyse milletin hesabını vermeyelim lan. Şu an görüyorlar değil mi şu an? Hani buradan şu direkt kopyaladığımı. CTRL-V yapalım. O diğer kamera görüyor mu? Diğer kamera görüyor. Tamamdır. Bunu da kopyaladım. Yapıştırdım. Bunu da kopyaladım. Buradan bir şey söyleyeceğim şimdi. Bu iletişime geçtiğimiz dostlarımız bize bir hafta içinde eğer cevap vermezse ben kafama göre bir başka birine vereceğim.
bunu da buradan net söylemiş olayım. Başka birine dedim tanıdıklarıma değil, ne olur? Instagram'da bir post paylaşırım abi. Facebook grubundaki en aktif Facebook grubunda, aynen Facebook grubundaki en aktif kişiye verebilirim. Veya belki kafa mesela başka birine veririm. Yazıyorum. Sevgili takipçimiz. Ya senin klavyene ben. Tövbe estağfurullah. Virgül hangisiydi? Oğlum senin çok değişik bir klavyen var ya. Ben bunu kullanmaya alışkın değilim. Bu mu? Hayır. Standart klavye. Bu. Ha. Kanalımızda yapılan hediye çekilişini kazanmış bulunmaktasınız. Size ulaştığımız mail adreslerinizden dönüş yaparsanız kupon tarafınıza ulaştırılacaktır. Bam. Dur lan. Gönderdim. Kimlerin kazandığını tekrar gösteriyorum. Fatih Yıldız. Dur lan. Enes Yayla. Ondan sonra Ali Özaşık, Nurullah Ölmez ve Murat Bingöl. Bu programı bilen biliyor. Bu program ciddi manada biri Türk, biri Adapazarı'ndaymış, Bursa'daymış, İstanbul'daymış. Bu programı bilen biliyor, ben bilmiyorum. Bu programda herhangi bir hile hurda yapılma imkanı yok. Yani bu program değişik bir program. Zaten bunu kullanmayacağız bir daha. Çünkü değişik yani. Mesela ben telefon numarası isterim milletten çekilişlerde. Direkt ararım videoda. Daha güzel bir içerik çıkar. Bu ne? Değil mi? Öyle ağzıma sokma bir anda lan. Evet dostlarım. Gördüğünüz gibi çekiliş bu şekildeydi. Yaptık. Bitti. Bıçak çekilişi zannedip de şu an iki kamera birden konuşmak zor. Bıçak çekilişi zannetmiş bazıları. Hiç videoyu izlemeden direkt çekiliş diye atlamış yapmış. Videoyu izleseler zaten anlarlardı ve videonun kapak fotoğrafında da zaten bir sürü çekiliş kuponu vardı. Hani bunu anlamanız lazımdı. Hatta videonun girişinde anlamanız lazımdı aslında. Ama ben yine de takipçilerimizin gönlü olsun, kırılmasınlar diye karambit çekilişi ayarlıyorum. Bak ayarlıyorum. Ne zaman geleceği kesin belli değil. İnşallah yani YouTube'a bu video yüklendiğinde zaten şey olacak Alican. Karambit çekilişi yapılıyor diye video yüklenecek. Şu an Instagram'dakiler için konuşuyorum. Canlı yayında yapıyoruz öbür taraftan. Sizin için hem karambit çekilişi hem de bir iki tane daha bıçak çekilişi farklı düşünüyorum. Kaç tane bıçak yollarım, ne zaman yollarım tam olarak belli değil. Bugün konuştum, mesaj attım, henüz cevap gelmedi. Hatta bugün bile belki çekiliş videosunu çeker atarız YouTube'a, hiç belli olmaz. Sizleri seviyoruz. Bu şekildeydi. Kanalı kapatabilirsin. Ben şunu alayım, millet ne yazmış bir göreyim.